seçmiş olduğumuz cümlelerin ve kelimelerin hayat alanımıza yansımaları çok önemlidir. Sabah kalktığımızda bugün çok kötü bir gün dediğiniz anda enerji değişir ve siz kötü bir gün geçirmeye başlarsınız. Ama sabah kalktığınızda bugün çok güzel bir gün olacak, bugün kendimi çok iyi hissediyorum dediğiniz anda evet hiçbir şey değişmiyor, sürprizler olmuyor, mucizeler olmuyor ama olaylara tepkiniz, olaylara yaklaşımınız değiştiği için insanların ve durumların sizlere yaklaşımları ve sizde oluşturduğu etkiler değişim yaratıyor. Şimdi burçlar üzerinden sizlere olumlamalar anlatacağım. Öncelikle her burcun yükselen ve öz burcunuza göre bunları dinlemenizi ve tatbik etmenizi istiyorum. Öncelikle olumlamaları ayna karşısında yapmanızı tavsiye ederim. Olumlamaları ses kaydı alarak telefonunuzda veya günlük hayatınızda, arabada veya yolda dinlemeniz size fayda sağlayacaktır. Bunun dışında sabah ilk uyandığımız anda ve gece yatmadan önce olumlamaları 1 kere veya 7 kere, 7 sayısı çok önemlidir, 7 kere tekrarlamanızı çok öneririm. Bunlar hayat alanınızda enerjinizi değiştirecektir ve bilinçaltına bunları kodlamanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda tabii ki sayısal bir sınır yoktur. Gün içerisinde bunları tekrarlamanızda hiçbir sorun yoktur ama 7 kere bunları tekrarlamak yeterlidir. İç sesiniz burada en önemli yol haritanız olacaktır. Şimdi koç burçları bir el kaldırsın. Koçlar kim? Koçlar kim? Şimdi hep beraber koçlar düşünmeyi seviyorum diyoruz. Düşünmeyi seviyorum. Düşünmeyi seviyorum diyoruz. Hayat alanımda sakinim diyoruz. Çünkü biliyorsunuz koçlar böyle hızlı hareket ederler. Böyle acele hareket ederler. Hayat alanımda sakinim diyoruz. Ve diğer burçlar kıskanmasın diye boğaya geçiyoruz. Şimdi boğa burcunun dengeleyici olumlama cümlelerini tekrarlayın. Boğalara el kaldırsın. Boğa var mı? Tamam. Huzur ve sevgiyi kabul ediyorum. Hep beraber de diyebiliriz bunu. Huzur ve sevgiyi kabul ediyorum. Bolluk ve bereket hayat alanıma sınırsız kaynaktan her zaman akıyor ve geliyor. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kitapta bunların hepsi var detaylı şekilde. Kendimi akışa teslim ediyorum. Benim şu anda yaptığım gibi birazcık elim ayağım karıştı, kabul ediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Toparla bir alkış alayım ben kendime. İkizler burcu sürekli olarak çok fazla bilgiyi alır, çok fazla insanla iletişim kurar ve biraz kafa karışıklığı vardır, derinleşemez. Ne diyoruz? Bilgiyi derinleşerek öğreniyorum ikizler. Bilgiyi derinleşerek öğreniyorum. Vicdanlı olmak hayatıma bolluk ve bereket getiriyor. Vicdanlı olmak hayatıma bolluk ve bereket getiriyor. Süper. Şimdi yengeçe geçiyoruz. Duygusal yengeçler, içe dönük yengeçler, duygularını ifade etmekte güçlük çeken yengeçler. Aslında onların duygusallığının sebebi derinlerde yaşamaları. Biliyorsunuz yengeçin bir kabuğu vardır. O kabuğunun dışına çıkması çok zordur. Şimdi onların olumlamalarına bakalım. Gücümü kabul ediyorum. Bir yengeçin en ihtiyacı o. Yengeçler, gücümü kabul ediyorum. Gücümü kabul ediyorum. Ve en ihtiyacı olan şey sevgiyi hayatıma çekiyorum. Hep beraberimizin ihtiyacı var. Ben de tekrarlayayım. Sevgiyi hayatıma çekiyorum. Çok güzel. Şimdi aslanlar. Ormanların kralı, kibirli, zaman zaman ukala. Ama onlar olmasaydı sistem devam edemezdi. Çünkü onlar önemli yöneticilerdir. Sistemin devam etmesine yardımcı olurlar. Şimdi onların olumlamalarına geçelim. Ne güzel yazmışım onlara. Evrensel bütünlüğe tüm kalbimi açıyorum. Hep beraber. Evrensel bütünlüğe tüm kalbimi açıyorum. Cömerttir aslanlar, bir de cömertliklerini kullanalım. Cömertliğimle ilahi kaynağın bolluk ve bereket enerjisine bağlanıyorum. Amin diyorum ben bunu hepimiz için. Şimdi Başak'a geçelim. Başaklar titiz, detaylı, analizci, her şeyi irdeleyen, zihinleri sürekli çalışan Merkür insanları. Şimdi onların biraz zihinlerini rahatlatmasına, her şeye hizmet etmeyi birazcık kenara bırakmalarına yardımcı olacak olumlamalar söyleyeceğim. Akışta değil onlar, bir kere teslimiyet hayatta çok önemli. Teslimiyet ve inanç. Biliyorum yazılarımı okuyanlar var mı aranızda? Teslimiyet ve inanç çok önemli ve bugün de şu anda çok güzel bir Güneş-Neptün kavuşumumuz var. Ve bu dua gibi olsun, teslimiyet ve inançla olsun. Akışta olmak beni mutlu ediyor. 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 Olduğum gibi tam ve mükemmelim. Olduğum gibi tam ve mükemmelim. Her halimle. Her halimle. Bolluk ve bereket ve huzuru hayatıma kabul ediyorum. Hep beraber amin diyelim. Amin. Süper. Terazi burcuna geçelim. İlişkiler, insanlarla iletişim, sevgiyi ifade, zaman zaman flörtöz teraziler, zaman zaman kararsızlıklarından dolayı hepimizin yakındığı teraziler. Fakat teraziler aslında kararsız değildir. Doğru kararı vermeye çalışırlar. Bu da zaman alır. Şimdi terazilerin olumlamalarına geçelim, Venüs insanlarının. Tek başıma hareket etmeyi seviyorum. Teraziler biz derler. Teraziler el kaldırsın bir göreyim. Venüs'ün güzelleri. Evet, tamam. Şimdi olumlamamızı yapalım. Tek başıma hareket etmeyi seviyorum. Tek başıma hareket etmeyi seviyorum. İlahi aşkı hayatıma kabul ediyorum. Ama bunu lütfen hepimiz söyleyelim. İlahi aşkı hayatıma kabul ediyorum. Amin. Amin. Süper. Akrep burcuna geçelim. Akrep burcu kıskançtır. Zaman zaman kindardır. Aslında bu onun aşırı derecede duygusal olmasından kaynaklanır. Olayları suyun içine hapseder ve unutmaz. Kinci olmasının sebebi de insanlara o kadar değer veriyor ki yapılan ufacık bir hatayı bile tolere edemiyor. O yüzden akrepler el kaldırsın. Aman aman, kinci dedim şimdi, bana da kin tutmayın akrepler, aman. Olumlamaya gelelim. Bırakmak en güzel sahip olmaktır. 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 Bolluk ve bereket, bolluk ve bereket yüce kaynaktan, yüce kaynaktan hayatıma sınırsız bir şekilde akıyor. Amin. Yay burcu, yaylar hayatı öğrenmek, deneyimlemek için bu dünyaya gelmişlerdir. Bilgiyi derinleşerek öğrenirler ve bugün yaylar için de özel bir gün. Ay Yay burcunda biliyorsunuz. Şimdi olumlamalarla onların da bir enerji alanlarını temizleyelim. Yaylar bir el kaldırsın. Süper, süper. Şimdi ilahi kaynaktan gelen tüm bilgileri hayatıma aktarıyorum. Ve yaylara bir önerim daha var. Farkındaysanız da biliyorum yazıyor. Bazen bilmek için okumamız, öğrenmemiz gerekmez. Konuşmak için okumamız, öğrenmemiz gerekmez. Sadece biliriz. Hep beraber biliyorum diyelim. Biliyorum. Biliyorum. Amin diyelim. Amin. Süper. Oğlak burcuna geldiğimizde, benim burcum Oğlak. Görev düşkünü, ciddi, olayları karamsar algılayan, hayata sürekli mücadeleyle yaklaşan, çalışkan, disiplinli ve en zirvede olan kişiler. Kendimi de... Biraz da galiba kibir de var onlarda. Şimdi onların olumlama cümlelerine geldiğimizde, Oğlaklar bir el kaldırsın. Oğlaktaşlarım benim, selamlar hepinize. Hayattan keyif alıyorum, ben de diyorum. Hayattan keyif alıyorum. Hayattan keyif alıyorum. Mutluluk ve sevgiyi hayat alanıma çekiyorum. Ve sevgiyi hayat alanıma çekiyorum. Amin diyelim. Amin. Bismillah diyelim. Kova burcunun olumsuz yönleri demişim. Gene Kova her şeyi bilir. Çok bilir Kova. Her şeyi okur, öğrenir. insanlardan daha ilerisinde yaşarlar. Hayatın daha ilerisinde yaşarlar. Dolayısıyla da bu zaman zaman kibir gibi algılanan bazı davranışlara sebep olabilir. İnsanlarla iletişim kopuklukları ve duygusal mesafeler yaratabilir. Şimdi kovaların olumlamacım. Kovalar kim? Süper. Zaten astroloji şeyinde kova tabii ki olacak. Dengeleyici olumlama cümleleri. Evrensel sevgiye tüm kalbimi açıyorum. Burada evrensel çok önemli. Hep beraber tekrarlayalım. Bilgiyi seziyorum. Anlıyorum. Ve insanlığın hayrına kullanıyorum. Amin diyelim. Amin. Bismillah. Balık burcunun olumsuz yönlerine geldiğimizde çabuk yön değiştirir, duygusaldır, kararsızdır. Fakat Balık burcu olmasaydı biz şu an burada bunları konuşuyor olmazdık. Bizim hepimizin toplamı aslında balık enerjisi yaratıyor burada. Balıktan çok iyi bir katil de çıkabilir, büyük bir peygamber de çıkabilir. Bütün 12 burcun bütün duygularını içinde barındıran bir burçtur. Dolayısıyla çok kıymetli ve önemlidir. Hem Jüpiter hem Neptün, bugün de zaten duaların kabul günü. O yüzden bunun olumlamasını da beraber yapalım. Bütünü görmek, anlamak ve hissetmek hayrımadır. Bir dakika ya, ben balık burcu gibi davrandım. Ne yaptım ben? Balıkları gene sona attım. Niye sormuyorum ben balık burçlarına hiçbir şey? Balıklar kim? Ha, süper olsun, sen de kaldır. Süper. Yine sormadık, balıklar sona kalınca hep böyle bak unuttuk. Neptünyen bir durum. Neyse. Kendimi çok seviyorum. Kendimi kabul ediyorum. Ve son olarak bugün hepinizden şunu istiyorum. Bütünün hayrına, ama duanıza niyet edin. Bunun sonunda dualar kabul olacak. Bütünün hayrına, niyetimin gerçekleşmesini evrensel enerjiden diliyorum. Şifa olsun. Şifa oldu bile. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Çok sağ olun.